Evet arkadaşlar, şöyle bir sunum tabağına aldım. Merhaba arkadaşlar. Size mor patatesle güzel bir meze yapacağım. Onun için mor patateslerimi öncelikle güzelce bir yıkadım ve haşlamak için üzerine su koydum ve şimdi haşlanmak üzere ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar, haşlanmış olan mor patatesi kabuklarını alıyorum. Önce soyacağım. Sonra yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Önce bir soyup hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi soymuş olduğum patatesleri rondoya alıyorum. Bu renk beni deli ediyor. Böyle güzel bir renk olabilir mi ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Patatesleri aldık. Kabuğu da kendiyle aynı renk. Evet. Bunun içerisine şöyle 3 diş sarımsak ekliyorum. Elleri de mosmor yapıyor. Tuz ilave ediyorum. Ve tahin ekliyorum arkadaşlar. Şöyle muhteşem bir meze olsun. Üzerine de yağ yakarız ve güzelce bir sunum yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu güzelce bir çekiyorum. Arkadaşlar, şimdi burada öyle bir koku var ki yani gerçekten bunu anlatmak çok zor. Bu kadar muhteşem bir koku olamaz. Çok güzel oldu, çok. Arkadaşlar, renge bakın. Biraz içinden almadan bıçağını çıkaramayacağım. Arkadaşlar, çöp şişte şöyle kanallar açtım. Yağı ve biberi içine girsin. Daha güzel bir lezzet oluştursun. Nasıl ama? Bunun için çok fazla yorum ve beğeni istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şimdi bunu süslemeye. Bunun için yarım limon sıktım ben. Öncelikle şu yarım limonu kaseye alıyorum. Üzerine zeytinyağı ve pul biber. Pul değil, toz biber. Koyuyorum. Şunu şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra üzerine gezdireceğim ve son olarak da maydanozla süsleyeceğim arkadaşlar. Bol ekşili, bol tahinli, çok güzel bir şey bu arkadaşlar. Şöyle gezdirelim. Bu kadar yeter. O şimdi yağını içine çekecek. Evet arkadaşlar, şöyle maydanozla da süsledim. Bundaki işlem de bu kadar.
Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.